Çünkü bunları savunmanız kadar normal bir şey yok. Milletvekili olmanızın temel sebebi zaten bunları bağırdığınız için. Bağırmak değil efendim. Yani, anlıyor musun? Öyle olmuyor ama milletvekili öyle bir şey değil. Sinirler sebebi. Siz hangi partiden girdiniz evet. milletvekili? Demokrat partiden girdim efendim. Konuşuyoruz. Yani aslanlar gibi girdim. Evet. Kendi kendinize Allah bir şey çıkarıyorsunuz. Ne münasebet. Yani, kimse kendi kendine bir şey çıkarmıyor. Benim konuşmalarıma müdahale etmeyin. Böyle şey mi olur yani? Vekilseniz vekilsiniz yani. Vekilim. Ben kimse müdahale etmiyorum efendim. Siz benimle konuşacağımıza ne istiyorsunuz? Anayasaya bağlı. Allah, ben de anayasaya bağlı. Hukukumuza bağlı. Evet. Meri hukuk sistemimize saygılı bir gazeteciyim. Ben de aynı şekilde verdiği kararların tamamının arkasındayım. Tamam. Evet, bu hükümlüler, bahsi geçen hükümlüler ceza almıştır. Bunların infazı gerekir. Bunların infaz edilmesi lazım. Her isteyen hakkını, hukukunu, bilmem neyini hukuk önünde arasın diye biz bağırırken ne yapacaksınız? Sokakta mı hak hukuk arayacaksınız? Yani verilen kararları niçin kabul etmiyorsunuz? Şimdi Özgür Özel Bey'in, hanımefendinin sorusuna geleyim. Özgür Özel Bey'in taleplerde bulunmuş olması, bir takım taleplerde bulunuyor olması, efendim ana muhalefet partisi lideri olması sebebiyle makul şeylerdir. Ama bunların olup olmayacağı noktasında bir yorum isteniyorsa, bakın ben tek bir cümleyle ifade ediyorum. Anayasamıza, hukuk sistemimize, devletimizin tüm meri kanunlarına sonuna kadar saygılı ve bağlı bir insan olduğum için verilen kararları hukuk sistemi içerisinde değerlendirmek lazım. Böyle kalkıp da siyasi partiler onu bırak, bunu bırak. Nereye bırakıyorsun kardeşim? Neyi bırakıyorsun? Şimdi 19 yıl 6 ay ceza alan bir belediye başkanı var. Ne için almış? 19 ayrı suçtan almış. 19 ayrı suçtan örgüt yöneticiliğinden ceza almış. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bırakın mı diyecek? Ne diyecek? Böyle şey olur mu? Yani hak hukuk arama yöntemleri değişti de biz mi bilmiyoruz? Bakın burada hiç kimse devletin temel dinamiklerini, kanunlarını, anayasasını, efendim hukuk sistemini, adalet sistemini yıpratmaya kalkışmasın. Hüviyeti, kimliği ne olursa olsun, milletvekili olsa da, ana muhalefet partisi lideri olsa da. Bunu bildirirsen onlar bunu yapar. Hayır, ben diyorsunuz ki lafıma karışmayın da hak bildiriyorsunuz. Hayır, güç nereden? Dilinizde siz ayar verin. Makam ne olursa olsun. Dilinizde ayar verin. Bakın makam ne olursa olsun ama burada... şimdi tabii, hem diyorsunuz ki şöyle böyle ama daha doğru ifadeler de bunu anlattınız. Tamam, doğru ifadeler verin ya. Doğru ifadeler gerek. Beyefendi sizde sorunun içerisinden soru çıkarıp bir takım siyasal çıkarım yapmak istiyorsunuz. Ya burada tartışıyoruz. Burası bilmem ne masası. Hayır. KRT masası. Ama tartışıyoruz hiç, işte. Ya bir şey diyeceğim. Gündemimizde tartışmamız gereken konular Türkiye'nin âli menfaatlerini ilgilendiren konular. Kesinlikle katılıyorum. 3-5 tane efendim işte kendince taşkınlık yapmış, ceza almış, bir takım eylem yapmış insanları tartışmak değil bizim. Milletvekilinden bahsediyorum ben. Hatay milletvekili Can Atalay'dan bahsediyorum. O hiç gündemimizde bile yok. Bakın, işte ben de onu diyorum. Niye gündemimizde yok ya Mustafa Bey? Ya bir milletvekili, seçilmiş bir milletvekili ceza almış, ve anayasa onu mahkemesi, efendim, anayasa mahkemesi kararı verdi. Karar verildi. O yargılama diyor. Evet. Doğru yargılama olmamış, hak ihlali yapılmış diye anayasa mahkemesi kararı var. Bakın, hukuk içinde konuşuyorum. Beyefendi yani. Aynı bu televizyonun başka stüdyosunda o kararı verildiği gün ben yayındaydım. Hanımefendi hatırlar. Değil mi? Onu ifade ettim az önce zaten. Tamam, hatırlarsınız. Bugün ne oldu? Sokağa çıkın çağrıları yapıldı o gece. Evet, hatırlayın. Sokağa çıkın çağrısı. Ama bu aziz millet, bu aziz millet, bu büyük millet asla ve asla öyle mesnetsiz. Ne zaman bu? Hayır, Can Atalay aziz olmayan millet mi? Evet. Seçti.